Yıkık bir ev düşünün. İşte bu evi piyasa fiyatının kat be kat altında almanız ve baştan aşağı yenilemeniz mümkün. Böylelikle kısa bir süre içerisinde %20 ila 40 arasında kazanç elde edebilirsiniz. Detayları Fatih Mutluer Bali anlattı. Londra'da ev alarak yatırım yapmak isteyenlere tavsiyeler Londra Aktüel'den gelmeye devam ediyor. Paragon Property Management bünyesinde hizmet veren Bali Building and Construction, kullanılamaz hale gelmiş bir evin nasıl baştan aşağı değiştiğini ve değişirken nasıl değer kazandığını sizlere anlatacak. Bugün Londra'nın Croydon bölgesine geldik. Paragon Property Management bünyesinde bulunan Bali Building and Construction firmasıyla inşaatları dolaşıyoruz. Yanımızda da Fatih Mutluer Bali var. Kendisiyle hem yapılan inşaat işlemlerini konuşacağız hem de dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğiz bu hafta. Fatih Bey, isterseniz bugün burada yapılan işlemlerden biraz bahsedelim, öyle başlayalım. Burası eski bir binaydı. Duvarları, tavanları kağıttı. Elektrikler görmüş olduğunuz gibi eski sistemdi. Su, sıyı tesisat, kalorifer tesisatı, ısıtma sistemimiz falan hepsi eskiydi. Hepsini yeniledik. Elektriği, suyu yeniledik. Duvar kağıtlarını söktük. Sıvalarını yaptık. Fayanslarını, banyosunu, mutfağını yeniden yapacağız. Ve teslim edeceğiz. Burası öyle bir bina. Aslında biz röportajdan önce sizinle konuştuk. Siz biraz bahsettiniz. Burayı alan şahıs sanırım burayı yatırım için aldı. Eski bir bina olduğu için de çok uygun bir fiyat aldı. Şimdi yeniden tadilat yapılacak. Ve sanırım değerine değer katmış olacak değil mi? Kesinlikle. Almasının sebebi zaten binanın eski olmasıydı. Bazı yerlerden rutubetin aşırı derece gelmesiydi. Binaya bakım yapılmamış olmasıydı. Şimdi aldı, bize teslim etti. Biz işlemimizi bitirdikten sonra bu tür binalarda müşteri %20 ile %40 arasında kar edebiliyor. Peki özellikle nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Böyle bir inşaata girdiklerinde dikkat etmeleri gereken hususlar neler? Şimdi bu ülkenin en büyük sorunu bir defa rutubet. Rutubet sorunu olan binalar çok büyük baş ağrısı yaratıyor müşteriler için. İsterseniz size rutubet olan yerleri bir gezdireyim, daha iyi anlatmış oluruz. Olur, gidelim. Şimdi evin mutfak kısmına geldik. Burada oldukça fazla rutubet gözüküyor. Bahçeye bakan kısmı herhalde burası evin. Bildiğiniz gibi binaların ve ağaçların kuzeye bakan tarafları genelde yosun tutan taraflarıdır. Yani binaların kuzeye bakan tarafları her zaman daha çok rutubete maruz kalır. Gördüğünüz gibi elektrik kablolarından tutun da, su borularından tutun da binanın kendi yapısı bile aşırı derece şu anda rutubet almış. Bunun sebebi aslında dışarıdan da kaynaklanıyor. Şimdi size orayı da göstereyim. Bir nevi izleyenler de bu konuda tecrübe edinmiş olsunlar. O zaman bir dışarı çıkalım. Şimdi evin bahçe kısmına geldik. Sanırım içeride oluşan bütün rutubetin sebebi burada yapılan bir hata, değil mi Fatih Bey? Evet, tamamıyla hata. Çünkü evin ana sıvasıyla yeri, yani foundation line dediğimiz bu temelin üzerine gelen engineering brick, yani taşıyıcı tuğlaların birleştirilmesi. Bunlar birleştiği zaman su rutubet olup yukarıya kadar çıkabilir. Yani en üst katlara kadar çıkabilir. Evet, şimdi teknik olarak baktığımız zaman rutubetin sebebi... Şimdi aslında teknik olarak bakarsak rutubetin sebebi tamamen şu. Foundation line dediğimiz şurada 3-4 sıralık bir tuğla var. Ana duvarları taşıyıcı tuğlalar. Bu tuğlaların üzerine sıva yaptığımız zaman, ki bunu herkes yapabiliyor, bu tamamıyla bir hata. Sıva yaptığımız zaman sıva ana sıvayla temas, su ana sıvayla temas haline geçiyor. Temas haline geçtiğinde içeriye sızabiliyor. Çünkü harcın içerisindeki çimento oranı çok düşük. Düşük olmasının sebebi de rutubetin yüksek olması. Su bunu fırsat biliyor, direkt içeriye giriyor. Teknik olarak bu. Şu çatlakların tamamen kapatılıp buralardan kesilip bu sıvanın alınıp buraya zift çalınması gerekiyor. Bizim burada yapacağımız işlem bu. Böylece içeriyle şeyin rutubetin temasını tamamen kesmiş olacağız. Böylelikle bir daha rutubet falan kalmayacak diyorsunuz. Kalmayacak. Evet, kalmayacak. Bakın pencerelerin kenarlarına kadar hep rutubet çıkmış. Evet. En üst katlara kadar çıkar. Aslında bizim maintenance diye insanlara diretmemizin sebebi bu. Maintenance checklistimizde biz geliyoruz, bunlara bakıyoruz. Böyle bir olay var mı?
Siz içeriye mutfak takımı koyuyorsunuz. 5-6 bin lirayı buluyor bu size. Fayans koyuyorsunuz. Banyonuza fayans koyuyorsunuz. 3-5 bin lira da onlar buluyor. Toplamda 10 bin küsürlük bir maliyetinizi çöpe atmış oluyorsunuz. Buradaki yapılan ufacık bir hata yüzünden. Bunlara bakıyoruz, çatınıza bakıyoruz, gatırlarınıza bakıyoruz. Temizlenmesi gerekiyorsa temizliyoruz. Hemen ayağınızın arkasında su giderleri var. Bunlar tıkanıyor. Senede bir iki defa bunların temizlenmesi gerekiyor. Müşteri bunu bilmiyor, ev sahibi bunu bilmiyor. Biz geliyoruz, onları temizliyoruz. Boruları açıyoruz, hatları temizliyoruz. Çatı ne durumda, duvarlar ne durumda, içerisi ne durumda, dışarısı ne durumda, foundation ne durumda, bunların hepsine bakıyoruz. Ayrıca garajdır, şeddir, otlardır, ağaçlardır, binaya verilebilecek herhangi bir hasardır. Bunların hepsini size rapor ediyoruz. Maintenance'ımız budur. Peki bunun maliyeti nedir Fatih Bey? Bunun maliyeti paketler halinde. Bir yatak odalı evden 5 yatak odalı, 6 yatak odalı evlere kadar commercial'larda dahil olmak üzere fiyatlar değişiyor. Bizi çağırıyorlar. Biz kendilere fix fiyatımızı söylüyoruz. Yani kendinin oturduğu eve göre fiyat biçiyoruz. Biçtiğimiz fiyat 1 senelik. 1 sene sonra ben bu paketi artık almak istemiyorum, ben bu servisi artık almak istemiyorum derse bizden ayrılabiliyor. Yani bu 1 senelik derken 1 sene içerisinde siz düzenli olarak sanırım gelip bakıyorsunuz değil mi? Tabii. Teknik servise dahil olmak üzere bütün sorumluluğunu almış oluyoruz. Şimdi firma olarak siz hangi hizmetleri veriyorsunuz? Son olarak buradan bizi izleyen izleyicilerimize seslenirsek neler söylersiniz? Paragon Property Management'ın bünyesinde olan Bali Building Construction Limited'in inşaatındayız şu anda. İki şirket de bize ait. Şimdi Bali Building Construction Limited temelden tutun da çatıya kadar bütün başınıza gelebilecek arızaları, hataları her şeyi kapsıyor. Aklınıza gelebilecek inşaatla ilgili her şeyi yapıyoruz. Ayrıca bunların dışarısında teknik servis dediğimiz bölümümüz var. Yani inşaatın başına herhangi bir şey geldi. Su sızdı, yangın çıktı, bunun gibi lütübet aldı. Bu tür konularda direkt devreye biz giriyoruz. Bunların olmaması için de, önceden önlem alınabilmesi için de maintenance servis diyoruz. Yani önceden alınabilecek önlem diyoruz. Bizi çağırırlar, bakarız binalarına. Binalarında ne tür hatalar var, kendilere ileride nelerin beklediğini kendilere söyleriz. Bununla ilgili kendileri uyarmış oluruz. Kendileri de ona göre, ev sahipleri de ona göre tedbirlerini almış olurlar.